20. asrın ilk çeyreğine kadar, bu Gandhi çıkıncaya kadar Hindülerde hiç mücadele diye bir şey yoktur. Meskenet havası hakimdir Hindülerde. Bizimki de ne varsa Müslümanlarda vardır. Müslümanları da kim uyuşturdu? İşte anlattığım gibi İmam-ı Rabbani geldi, uyuşturunca orada mücadele edecek. Zaten hiç kimse kalmadı. İngilizler de geldi, oturdu. Sonuca yaptılar. Pasif hale getirildi Müslümanlar. Evet, yani pasif, işte anlattığım gibi zaten diyor ki Müslüman dünyayla uğraşmaz diyor. Yani bunların bir mücadele olay derdi yoktur. Napolyon 1798'de Mısır'ı istila etti. Oradaki tarikatçılar bütün tekkelere erzak gönderdi, zahire gönderdi. Napolyon'un kumandanları dediler ki ya ne yapıyorsun sen ya? Bunlar Müslümanların başları, sen bunların tekkelerine yardım ediyorsun. Napolyon dedi, yok, bunlar benim has adamlarım dedi. Benim has adamlarım bunlar dedi. Eğer bunlar olmasa ben buraya ayak basamazdım dedi. Yani hocam sömürgecinin temelinde uyuşturulmuş mu? Tabii, mücadele olmayınca ne olacak? Bir iddiası, bir öngörüsü kalmayınca. Davası yok. Dünyayla uğraşmam ben diyor. Ve böylece Napolyon dedi ki bunlar benim has adamlarım bunlar. Bunlar olmasa ben buraya giremezdim. Ve hepsine bütün ötekiler, Derkaviye, Şerkaviye, Sünusiye, Dusukiye, Bedeviye ne yaptı? Bunların hepsine böyle, tekkelere böyle erzak gönderdi. Bunlar da böyle başladılar Napolyon'un bir sefer propagandasını yapmaya başladılar. Vallahi Napolyon kalben Müslümandır dediler. Kalben Müslüman olmasa bize yardım etmezdi dediler. Müslüman mazbut, mazbut bir Müslümandır dediler. Halbuki Napolyon hiçbir zaman Müslüman olmadı ve Müslümanların canını okumak istiyordu yani. Nitekim de öyle yapıyordu ama... Öyle bir muvaffak oldu. Zaten şimdi orada ne vardı Mısır'daki onların hali? Mesela örneğin iki örnek vereyim onlardan. Bedeviler ne yapıyor? Ashab-ı Satr deniliyor buna. Bunlar güneşin en şiddetli zamanlarında dama çıkıyor ve güneşe bakıyor. Saatlerce güneşe bakıyor ve onların zaten çoğunun gözü de bozuluyor. Niye? Allah'ın nuruna bakıyoruz. Böyle ashab-ı satihler böyle. Bir de ashab-ı des vardır. Ashab-ı des de şeyhlerinin ölüm yıl dönümünde müritler böyle yere böyle yatıyor, yüzü koyun yere yatıyor müritler. Böyle buradan to kim bilir 10 tane stadyum yani. Bütün müritler böyle yüzü koyun yatıyor. Şeyh de atına biniyor ve bunların sırtında geziyor. Bunlar da ashab-ı des. Ne hizmet hocam bu? Ölen ölür. Ölmeyen de kutsanmış olur. Ölen zaten cennete gidecek. Ölmeyen de kutsanmış olur. Günahı bağışlanmış olur. Cemal Abdülnasır gelince bunu şehirlerden yasakladı. Ashab-ı Dessir faaliyetini yasakladı. Yasakladı da fakat kırsal kesimde de hala devam ediyor orada. Evet hocam. Yani ben Türkiye'de de gördüm. Türkiye kendim bizzat şahit oldum. At değil. Fakat şeyh kendisi, o şeyhin de göbeği böyle dana göbeği gibi böyle. Ondan sonra vücutlu yapılı göbek şey gibi. O zavallı müritler yere yatıyor. Çoğu da kemikleri böyle belli. Ve onların sırtına basarak gidiyor. Ve biz talebeydik. Biz durduk, biz yatmadık. Yatmayınca dedi ki böyle zoruna gitti. Siz olayın içinde yer aldınız. Aha, olayın içinde. Dedi ki, siz dedi yatmadınız, talebeler yok. Dedi biz misafiriz ya, biz niye yatalım falan. Dedi ki o şeyh, benim ecdadım dedi atıyla müritlerin sırtından gidiyordu dedi. Ben öyle yapmıyorum, kendim dedi, ayağımla başlıyorum dedi. Ben bizzat şahit oldum. Hocam yeni deliğe girdi, yeni deliği aldı. Daha sonra hocam? Yeni deliği aldıktan sonra işte Hint İslam İmparatorluğu kurulmuş oldu. Ondan sonra bu ne zamana kadar devam etti? 1600'lere kadar şey ne? Müslümanların bir sorunu yok orada. Yani bir sorunu yok diyeceğim ki çok ileri bir toplum değil. Diğer İslam ülkelerinde ne varsa orada da o vardır. Yani ama
kimse gelip de efendim ben burayı sömürge yapacağım falan diye de cesaret edemiyor. İmam-ı Rabbani gelinceye kadar, onları uyuşturuncaya kadar hiç kimsenin haddine düşmedi. Ne İngiltere'nin, ne Fransa'nın, ne hiçbir ülkenin, ben gideyim de ondan sonra Hindistan İslam İmparatorluğu'nu sömürge yapayım diye kimsenin aklından geçmedi. Ne zaman ki İmam-ı Rabbani onları tamamen uyuşturdu, mücadele azmini tamamen yıktı ve Müslüman dedi, dünyayla uğraşmaz. Der tarik-i nakşibendi lazım ama çarçiz, terk-i dünya, terk-i hukma, terk-i hesli, terk-i terk. Nakşibendi tarikatını, tarikati için dört şey lazımdır. Dünyayı terk edecek, ahireti bile düşünmeyecek, bir varlık olduğunu da düşünmeyecek, bunları terk ettiğini de aklına getirmeyecek, böyle bir insan olacak dedi. Hatta müritlerin adabında falan yazıyorlar bilmem ne. Hatta bizim Nakşibendi tarikatının müritleri yolda yürürken böyle bir metre ilerisine dahi bakamaz. Niye? Ayağının üstüne bakacak. Nazar berkademez. Bakış ayağının üstüne olacak. Yani böyle ileriye de bakmayacak. İleride diken var, taş var, bir şey, çamur var. Oraya da bakmayacak. Bu nasıl bir şey oluyor? Ondan sonra da işte İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar geldiler ve sömürge yaptılar. Ve diyorlar ki bize işte Müceddide Elfesani. Acaba o Müceddide Elfesani o unvanı İngilizler vermiş olmasın mükafat olarak? Evet, ama da bir soru işareti. Ya! Yani bize hayrı olmadı. Olduysa onlara hayrı oldu. Çünkü İngilizler bütün koskoca o memleketi sömürge yaptılar. Sessiz sadasız bunlar böyledir. Bunlar her yerde böyledir. Napolyon'a karşı böyleydi. Peki Mevlana? Moğol ordusu gelince orayı şey yapınca Mevlana'nın hiçbir direnişi oldu mu? Yok. Halkı sükunete davet etti. Kimse de mukavemet olmasın dedi. Ve bunu tarihi belgelerle sabitti. Nasıl oluyor ya o? Moğollar geliyor da ortalığı kasıp kavuruyor. Bunlar böyle. Maalesef bunlar böyle. Bir tanesi şimdi Kıbrıs'ta vardır. Yok, Rumlar şeyleri şey yapıyor, Türkleri eziyor, zulmediyor. O onlara diyor ki biz bunlarla baş edemeyiz diyor. Yakında Mehdi gelecek diyor. Ancak o zaman diyor biz bunların hakkında geliriz diyor. Ve ben bu zatı çok yakından tanıyorum. Biz birlikte Avrupa'da da şey yaptık. Dedi ki, birlikte işbirliği yapalım dedi. İlim senden dedi, şey benden dedi. Tarikat vesaire bilmem ne benden dedi. Yahu dedik, ben de dedim ki ya bir şey yapabilir miyiz? Bu adamın burada müritleri vardır. Peki bir şey yapalım, bir deneyelim dedik. Şimdi bu zatla biz nereye gidiyorsak, bir ilk önce gözünü kapıyor, biraz sonra gözünü açıyor. Diyor ki, İngilizce diyor, ay mitna diyor Hazreti İsa diyor. Ben şimdi Hazreti İsa ile görüştüm diyor. Hazreti İsa dedi. Hazreti İsa bana dedi ki, bu ne ya dedim. Ya bu ne, sen Hazreti İsa ile nerede görüştün? Nerede Hazreti İsa? Ali Bey, ilim yolu seninki de, fakat ben bunları anlatmasam bu cemaati etrafında tutamam. O kadar da dürüstlüğü var bana. İkrar etti, itiraf etti yani. Yani dedi, sen dedim nerede Hazreti İsa ile görüştün? Bana söyle. Yani aslında bunların aslının olmadığını itiraf etti bana. Tabii bana numara yapamaz yani. Ben görüştüm diye. Nerede görüştün dedim. Niye bunları anlatıyorsun? Biz de şimdi burada İslam'ı anlatıyoruz. İrşat yapacağız. Bu yalanla olur mu ya? Yalan işin içine karışınca Cenab-ı Allah bereketi kaldırır. Yalan olan yerde bereket olmaz. Sen niye bunu söylüyorsun? Ya diyor işte diyor. Bak diyor ha bu var ya. Bu Habsburg hanedanı bilmem kaç tane Avusturyalı vardır. O eski kralların bilmem aile. Öyle aslı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bir genç vardır, yakışıklı bir genç. Bu da Amerikalı. Bu da diyor o şampiyon diyor olimpiyatlarda dünya şampiyon diyor. Onda aslı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bir tane zenci bir kız vardır diyor. Onu bilmiyorum hangi Afrika ülkesinin prensesi diyor. O da aslı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ben etrafındakiler dağılmasın diye aslı olmadı. Ya Birleşmiş Milletler gibi her çeşitten insan var etrafında. Ve şey yapıyor. Ve bunları söylüyor. İşte keramet, keramet, keramet işte diyor. Yahu bu keramet bu. Ha şimdi bu her tarafta var. Devletin en yüksek kademesinde çalışmış bir adam bana diyor.
bir gün bana dedi ki İstanbul'da, ben dedi seni şeyhimle görüştürmek istiyorum dedi. Şeyhim de seninle görüşmek istiyor. Ben seni şeyhime anlattım dedi. Nerede senin şeyhin? Dedi filan yerde. Benim şeyhim bir hanımefendi dedi. Seninle görüşmek istiyor dedi. Oğlum görüşürüz dedim. Ama dedi şimdi çok meşgul de dedi. Şimdi olmaz bir süre sonra. Şimdi dedi Efes'te bir süre kalması lazım dedi. Ne yapıyor Efes'te dedim. Dedi Meryem Ana ile ikisi birlikte kaset dolduruyorlar dedi. Dedi hadi. Hadi inan. Hadi. İşte inanırsan tasavvuf ehli olursun. Tarikat ehli olursun. Aklın, fikrin varsa olamazsın. Nasıl Meryem Ana ile kaset dolduruyor bu? Bırakın. Yahu söyleyen başsavcılık yapmış bir insan. İstanbul'da da Anadolu'nun büyük kentlerinde başsavcılık yapmış adam yani. Sıradan insan da değil yani. Meryem Ana ile ikisi kaset dolduruyorlar. O kasetleri piyasaya sürecekler. Ve ben de diyeceğim ki gerçek bir ilim adamı olarak ben de tasdik ediyorum. Meryem Ana ile ikisinin kasetidir diyeceğim.